Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Takipçi VS serisiyle karşınızdayım ama ondan önce yıllardır biriktirdiğim sandıkları açacağım. Kaç videodur diyorum 10. çıkacak diye. Bu şurada bari çıksa. Evet. Tek tek açayım. Bir umudum var artık. Kaç videodur diyorum ki arkadaşlar kalbim temiz 10. çıkacak bu sefer hissediyorum. Büyülü sandık bile 2 tane açtım son 5 günde. Efsanevi çıkartamıyorum arkadaşlar. Gene. Lanet olsun evet. Gene çıkartamadım. Şuradan bari bir tane verdiğin gibi. İskeletler verdi bir de. En sıradanı sıradanı kart. Bundan çıkmaz zaten. Yok. Ters psikoloji yapayım dedim. Yok ya. Heh, tamam bundan olabilir. Hadi bakalım. Yalnız hiç hoş olmuyor böyle ya. Tamam neyse. Daha da denemeyeceğim arkadaşlar. Böyle efsanevi falan umurumda değil. Bu desteğiyle oynayacağız. Bu videonun bir sürprizi var. İlk takipçimizi alalım. Şimdi... Bu videonun sürprizi arkadaşlar beni yenen olursa 3 kişiden tabi hepsi yense hepsine yani bol şans diyelim. Yenenlere Royal Pass hediye edeceğim ben. Ama haber vermedim işin sürprizi tamamen attıktan sonra sürpriz yapacağım. Zaten videoda atacağım hani böyle videonun sonrasında falan atmayacağım. Kafanızda şüphe gerçi kalmaz neden kalsın da gene de hani böyle her şey daha şey olsun diye şeffaf olsun diye. Bundan sonra her 10.000 abonede de 3 kişiye Royal Pass hediye etmeyi düşünüyorum. Güzel olur bence. O cehennem mecrası başımıza bela olur. Öldürtmeyecek onu ya. Belliydi. Aboneler arasından seçip arkadaşlar dediğim gibi şey yapacağım. Her 10.000 abonede 3 kişiye Royal Pass hediye edeceğim. Gebermeyeceksin değil mi? Neyse. Yarasaları da atmak istemiyorum şimdi onun üstüne. Dev oynaması güzel ama kendi destesi bu muydu? Nasıl bir deste oynuyor hiç? Ya yapacağım şöyle. Ben de bir hata çıkacağım bir yandan. Önüne dev mezarlık falan. Mezarlık var mı acaba? Onu da bilmiyorum da. Var gibi yalnız. Atakları daha çok o tarz. Tamam. Hadi orayı bindirsek artık. Tamam güzel. Aslında iyiyiz şu an. Tutabilecek mi acaba? Sağlam gidiyorum ama. Gerçi bir oklara bizim atak kırılıyor. Tamam. Ulan biz hiç geri dönüş hasarı bile yapamadık ya. Cehennem mecrası döndü mü acaba? 2x'e girdiğimiz için direkt köprüden basacağım bir tane kraliyetle ve en azından aldığım hasarın telafisi olsun. İkinci tacı zaten kalacak durum belli ki. Tamam güzel. Orada iskeletler öleceği için zaten güzel diyorum. Balıkçıyla şu an bir işim yok. Sağdan atak yapsa da zaten kuleyi düşürür gibi de geliyor. Ama yine de tabii. Şöyle yapsak. Yapma onu. Eyvah eyvah. Kaleyi vermemeye çalıştım gene de ama olmadı. Ya zaten zordu tabi buradan hiç gerçekçi değildi de. Şöyle yapalım. Yalnız tutamayacağız. Eyvah eyvah. O iskeletleri bari görse. Gördü. Tamam. Abi cadı çok başıma bela oldu ya. Ulan normalde cadı karşıma gelince seviniyordum. Şöyle yapsak. Tahmin etti. Şöyle yapalım. Lan ah be. Balıkçı çek gerizekalı mal. Çek. Çek. Aynen. Ha sen o işin o aslında. Sen balıkçısın kar çekiyorsun. Hadi bakalım. Tamam. Ah be oklar. Bir tane daha vur. Tamam artık yapacak bir şey yok. Son şansımı deniyorum. Ulan ucu ucuna nasıl aldık maçı be?
Kazandığını mı zannetti? Kazandığını zannetti herhalde. Ama çok kritik bir maçtı be. Verdik zannettim. Çoğu yerde verdik zannettim. Bir de orada balıkçı iskeledi. İskeletlerle tamam dedim orada. Maç gitti dedim. Bu videoda küfür de edemiyorum. Karşı taraf benim takipçim olduğu için. Neyse ilk maç çok güzeldi. Yine takipçiler arasından, aboneler arasından bir kişiyi seçeceğim Instagram'dan. Bana yazanlardan tabii ki. İkinci takipçiyi de bulup devam edeceğiz ama desteği hangisi yapsak lan acaba ama. Tamam şununla girelim. Arkadaşlar şimdi geldim. Desteği gösterdiğimi bilmiyorum. Takipçilerimizden birini davet ettim. Bu arada ilk aldığım arkadaş nihai şampiyondan bir oyuncuydu. Böyle tabii bu sezon yenilendiği için şu an büyük şampiyonda ama her sezon nihaiye çıkıyor. 9000 kupa max bir oyuncu. Hani sonra demeyin ki Royal Pass hediye etmemek için falan hani takipçileri düşük kupadan seçiyorsun diye. Son takipçimizi de nihai şampiyonu alacağım. Şimdi bir tane diğer takipçilere oranla daha düşük kupadan bir oyuncu alıyorum. İstek gönderdim. Desteği zaten seçmiştik. Olay anti olmakta bitiyor. Hani herkesin kazanma şansı var karşımızda. Mesela örnek veriyorum bir tane golem destesi var. Şifacılı falan. Şu an karşıma gelse beni çok rahat yenebilir. Şöyle biz de öpücük gönderelim. Bu video bayağı sakin geçecek. Yani küfürsüz anlamında. Çünkü karşıdaki takipçim de olduğu için. Ah be o iskelet yaşası orada. Atla buzruğu. Güzel atladı bu arada. Üçüncüyü de vuracağız. Tamam. Şöyle yapsak. Savunmayı güzel kurduk. İlk atağımıza da güzel hasar verdik. Main destemle oynamıyor olmamın sebebi... Bir dakika. Main destemle oynamıyor olmamın sebebi arkadaşlar. Main deste de elim çok ısınık olduğu için yani sürekli oynadığım bir deste olduğu için o zaman hani çok daha rahat kazanırım. En azından böyle bir çekişme olsun istiyorum. Olay bu tabii ki. O balıkçı tamam güzel. Kule görmüş. Şimdi sol taraftan bir atak yapmak gelse de içimden. Yok sağ tarafı biz bir garanti edelim. Evrimin iskelete güvendiğim için bu arada bu kadar rahat oynuyorum orayı. Salır mı bilmiyorum. Sol taraftan ağır gelemesin diye böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Ah be. Tamam güzel. Sağ tarafa buzluğuna çok da gerek yok sanki. Şöyle balık şeysi şey yapalım. Ağlayacak bir şey yok. Bravo diyor. Şimdi 3 tacı oynasa kayıp olur mu diye düşünüyorum da. Neyse ilk önce ikinci tacı oynayalım. Normalde buradan 3 taca giderim de. Gerçi gidelim arkadaşlar. Oyun bu. Öbür türlü de adamı sanki küçümsüyormuşuz gibi olur. Hoş olmaz. Şöyle balon artı yarasalar yapacağım. Zaten ağır bir atak da yapmıyorum ayrıca. Tamam. O yarasaları gör artık. Aynen. Oğlum araya topçudan yetiştim ya. Bak bu olmadı. Tamam. Sağ taraftan yalnız güzel hasar yedik ha. Şöyle yapalım. Bu sağ taraftan rahat gidebilmek için yaptığım bir hamleydi. İskeletler alsa ya buzurunu ah be. Abi alev topu her türlü yetişiyor. Vurduk mu lan balonu? Vurduk bu arada. Tamam şöyle bir son atağımı yapacağım. Zaten son 10 saniye kalmış. Yapma onu be. Şuradan iki tacı alsa ya birden kaybetsek değil mi? Neyse güzel maçtı ya. Tamam alamadık 3 tacı. Bravo diyelim. Güzel oyundu arkadaşlar. Ya dediğim gibi her kupadan oyuncu alıyorum. Ondan sonra hani ayrım yapıyormuş gibi olmak istemiyorum. Son oyuncuyu da gene nihai şampiyondan seçeceğim takipçilerimiz arasında. Aslında normalde main desteyle oynamıyorum ama main desteği almaya karar verdim. Şu an daha iyi kullanabileceğim bir deste yok. Geçelim direkt. Karşımızdaki rakip de zaten 2100'lerde falan kapanmıştı sezonu. Bize denk bir rakip oyunculuk olarak. Hani bayağı çekişmeli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Gerçi main desteğiyle aslında diğerlerine karşı girmedim. İnşallah böyle haksızlık olmuyordur diyeceğim de oluyor gibi biraz. Neyse tamam. Şöyle oklar falan bakalım bir cevabı var mı? Atacak mı erkenden? Ona göre belki bir şeyler yaparız. Çıkalım kıvılcımla şimdilik. Tamam.
Abi kraliçe çok sıkıntı ya. Evrimli Şövalye dönünce rahatlarız biraz da. Evrimli Şövalye dönmeden çok sıkıntı. Özellik zaten basacak mecbur orada. Özellik niye basmadın lan? İlginçti bu arada. Öfkeyi atmak istemedim ama kıvılcım kendini orada domattıracak galiba. Hadi vur bir tane. Valla evet, böyle pek adil olmadı sanki. Ben zaten dedim main destemle oynamamam daha doğru olur diye. Bir tane daha VS atalım ya. Bir tane daha VS atalım. Bu hiç hoş olmadı böyle. Başka bir deste bulayım hemen. Arkadaşlar şimdi Light'ın destesiyle, yani Muhammed Light'ın destesiyle gireceğiz bir de. Dediğim gibi main desteyle girmemiz hoş olmadı. Çünkü main desteye elim her zaman ısınık. Aylardır oynadığım için, artık 1-2 aydır oynadığım için VS'lerde kullanmayacağım demiştim. Kullandım, hoş olmadı. O yüzden ikinci bir VS de yapalım şöyle. Bir buz ruhu atalım, bol şans diyelim. Bu arada hemen kabul etti lan VS'yi. Şöyle şövalyeyle çıkacağım ben de. Balon destesi oynuyor olabilir mi? Gerçi şövalye buz ruhu binici de olabilir. Oo, golem geliyor herhalde. Dur bakalım. Golemse bu arada çok sıkıntıdayım ha. Şimdilik şöyle desteği döndürme adına bir tomruk atalım. Valla erken ölmez dedim ama abi bu kart bilmiyorum, karşı olunca çok güçlü de, gerçi bazen çok değişik pozisyonları kurtarıyor, hakkını yemeyeyim. Ya bu kadar erken öleceğini tahmin etmedim, öyle söyleyeyim. Tamam, orada herhalde zehir yerinde olmuştur. Şimdi bilerek atak yapacağız. Yoksa içimizden geçecek bu atakla. Direkt 3 taca bile gelebilir. Golemi tutarken zorlanabilirim. Tamam, en azından oradan bir iksir harcaması hoşuma gitti. Güzel. Eyvah eyvah. Bu bir tık sıkıntı işte. Ama yok, tamam. Güzel. Bir şekilde yine oyunun içerisindeyiz. Ya bu tarz VS'lerde pek yenilmek istemiyorum ama. Tamam. Şövalye eski gücünde olsa şu an kaleye bir tane vuracaktı ama eski gücünde değil tabi. Küçük Prens'e şimdilik çıkalım ama o kuleye vururken bizim Küçük Prens'in de içinden geçecek. O yüzden şöyle yapalım. Burası içinde tabi kasırga atmazdı normal olarak. Özelliği biraz erken bassak belki şuradan iskelet ejderler falan atar ama zehrimizi atalım abi. Tamam, gereksiz oldu bu. Şöyle yapalım. Bir yandan atağa çıkalım şöyle. Oyunu kafamda kurmaya çalışıyorum ama rahat savunabileceğimi de düşünmüyorum şu an. Çünkü kasırgası falan da var ya, tüm atağı piç edebilir yani çekerek. Bu eşleşmede çok şansım da yok gibi. Özellik yetişmez artık. Yani dediğim gibi bu, tahmin etmiştim böyle olacağını buranın da. Zehir de artık kurtarmaz buradan. Tamam, tebrik ederiz. Hani zaten tutabileceğimi düşünmüyordum bu desteyle. İyi oyundu diyelim. Arkadaşımıza Royal Pass'i ısmarlayalım. Tabii şu an Royal Pass vereceğimden normalde haberi yoktu. Şuradan oyuncu etiketini alıyorum. Direkt videodayken yapalım. Şarjım az, hatta hızlı yapayım. Arkadaşlar siteye girdim. Karttan yüklemeyi yaptım. Şuradan bulabilirsem inşallah. Tamam, elmas bileti bulduk. Nasıl alacağınızı da bir yandan göstermek adına iyi olur en azından. Bu videoda bir kişiye elmas pes verdik en azından. O da güzel bir şey oldu aslında. En azından bir takipçimize gidiyor. Böyle düşünmek lazım. Oyuncu etiketini girin diyor burada. Umarım telefon numarası falan çıkmıyordur. Alışverişe devam et diyelim. Yoksa sansür falan da eklemek gerekiyor, uğraşıyorsun. Tamam kardeşim, alışverişe devam et dedik. Buradan alışverişi tamamla diyorum. Ama he, tamam, alışverişi tamamla bir daha diyoruz. Sözleşmeyi okudum, kabul ettim. Telefon numarası üstte, o benimki değil.
Ama onları da sansürlemek gerekiyor galiba. Sipariş başarılı diyor. Tamam. Burada benim e-posta adresime gönderilecek diyor. Ben size şöyle siparişler yerinden göstereyim. Arkadaşla olan mesajlaşmaları da gerçi gerek yok koymaya. Buradan zaten görüyorsunuz etiketinden. Kontrol edebilirsiniz. Oyuncu etiketinden de girip zaten bakabilirsiniz atıp atmadığımı. Arkadaşın oyuncu etiketi bu. İşlem alındı hazırlanıyor diyor. Tahminen bir dakika içinde falan hesabında olacak. Evet arkadaşlar zaten bu seriye devam edeceğim. Bu arada 70 bin abone olduğumuzda da yani her 10 bin abonede 3 kişiye Royal Pass hediye edeceğiz. Elmas Royal Pass hediye edeceğiz. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.